Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir araç getirdik. Peugeot 205 Timbo aracımızla birlikteyiz. Detaylı olarak zaten her şeyini sizlere anlatacağız. Nasılsın? İyisindir. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Çok şükürler olsun. Seni gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim kardeşim. Keyfin sağlığın yerinde. Çok şükür kardeşim. Allah daha iyi eder inşallah. Sizi de. Söyle söyleyeyim. Uzun zamandan beri Facebook'ta sadece ufak da olsa muhabbetimiz var. Hı-hı. Bugün nasip oldu, tanıştık. Böyle güzel bir arazi ortaya koymuşsun. Maşallah diyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Şöyle sormak istiyorum. Sayfana bakıyorum. Böyle çok farklı araçlar alıp satıyorsun. Hı-hı. Genelde gördüğüm kadarıyla farklı araçlar almayı seviyorsun galiba. Evet. Biraz bilgi alsam senden. Yani araba hastalığı birçok arkadaşımızda olduğu gibi bende de çocukluktan gelme bir hastalık. İmkanlar ölçüsünde, yani maddi imkanlar ölçüsünde kendim arabayı kişiselleştirmeyi seviyorum. Bu arabada yaptığım hiçbir şey yok, yani hazır aldım. Hevesimdi, hayalimdi, çok şükür kapımızda. Aynı zamanda araba ticaretiyle uğraştığımız için birçok farklı araba elimizden geçiyor. Ama standart alıp emek verdiğimiz, kendimize göre kişiselleştirdiğimiz arabalar da oluyor. Tabii ondan da ayrıca keyif alıyoruz. Yani işin ticari boyutu farklı, hobi boyutu daha ön planda bizde. Sadece sayfanda görüyorum, normal araba da alıyorsun. Normal arabalar tabii alıp satıyoruz. Ama işimiz biraz, o. Aynen, biraz da farklı arabalar buluyorsun. Evet, çok evet. Güzel arabalar da buluyorsun. Ya bu araba mesela yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bu arabayı satın almak istiyordum. O zamanlar Harun Özcan'daydı. Buradan da selam olsun bizden kendisine. O zaman selam olsun. O zamanlar tabii almak nasip olmadı. Sonrasında hep takip ettim. Yani şehir şehir gezdi. Her hayali olan aldı arabayı. En son Yasin kardeşimiz, Yasin Danışmaz, ona da selam olsun buradan. O aldı. Bu arabayı da sonrasında tekrardan o boyamıştı. Kaportasını vesaire toplamıştı. Almak istiyordum. Sağ olsun beni kırmadı. Geçtiğimiz ay almak nasip oldu. Emeği geçen herkese bu arabada buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Yani ustalar, alanlara, bakanlara. Allah razı olsun, bu kondisyonda saklamışlar hala. Senin dediğin gibi araba gerçekten bildiğin hani ilk yaptığın gibi sıfır gibi duruyor masala. Hı, evet. Hem senin, sen de çok güzel şekilde bakıyorsun. Depoda gördüm, bugün yatıyordu. Aynen, garaj yapmaya çalışıyoruz senin orada. Senin önceki sahipleri de çok güzel şekilde bakıyor. Aynen öyle. Yani masala. Bu kondisyona gelmesindekinin sebepleri bu zaten. Yani herkesin özenli ve güzel korumasından kaynaklı. Aynen. Ama şöyle bir olay da sormak istiyorum. Genelde hani bu tarz araba alanlar ufak da olsa bir rally hevesi olur. Hı hı. Senin var mı böyle bir rally hevesi? Benim öyle bir hevesim yok. Arabanın sadece tarzı çok hoşuma gidiyordu yıllardır. Yani bu böyle burada durması beni mutlu ediyor. Arada çıkıp geziyorum. Sen genelde dekor olarak almak Ben dekor istedim. Olarak seviyorum aynen. Yani bunun burada durması beni mutlu ediyor. Yani yıkıyorum, karşısında çayımı içiyorum. Maşallah. O beni mutlu ediyor. Aynen. Biraz da araba hakkında bilgi alsam, model beygirini. Ya şöyle, standart olarak 1.9 GTI motoru var. Yani ruhsatı da o zaten arabanın. Standart bildiğim kadarıyla daha iyi bilenler olacaktır. 130 beygir civarında. Aynen. Motorda sadece ekstra olarak 40'lık Weber karbüratör kiti var. Normalde enjeksiyonlu bu araba. Karbüratöre çevrilmiş yıllar önce. Ses soluğu çok muazzam keyifli. Sadece onu detaylı olarak arkadaşlarımız görecek. Evet. Dinleyecek. Onun haricinde de bir düz boru egzoz var. Onun dışında standart diyebiliyorum. Bilmediğim bir şey varsa önceki sahipleri de yorumlara ekleyebilir. Doğrudur. Onun haricinde zaten hani bana göre bunu güzel gösteren dış sticker ve jant lastik. Bir de rengi. Rengi, evet. Beyaz da yapanlar var. Rengi de hani ama boyası kırmızı... yani gerçekten çok güzel şekilde boyanmış. Aynen, çok güzel. Sadece kafadan baktım, arası sadece orijinal şekilde yapılı. Hı-hı. Ama stickerler bu arabayı çok güzel şekilde aynen, tamamlıyor. Aynen, ön planı çıkartan onlar. Aynen. Bir de bu rally havası olduğu için genelde hı-hı, bunlar hella bella ön sisler takıyorlar. Hı-hı. Ama bu sade olarak kalmış. Benim böyle hoşuma gitti, sis farı takanlar da var. Aynen. Ona saygı duyuyorum ama benim zevkim bu şekilde. Bir de plaka özel mi yoksa? Harun Özcan'dayken 34ZN'ydi plakası. Sanırım şehir değiştirdikten sonra sonu 205 olsun diye bir arkadaşımız plaka takmış diye düşünüyorum. Plakayı ben değiştirmedim. Ama güzel tuttum. Evet, sonun 205 olması da ayrıca hoşuma gidiyor. Aynen. Peki bu 205'lerin parça olayları nasıl? Uzun zamandır hep takip ettiğim için bu arabalar dış kaporta karoser parçaları, iç koltuk vesaire parçaları çıkma olarak bulunabiliyor. Mekanik olarak da bu arabada henüz bir parça ihtiyacım olmadı ama bulunduğunu duyuyorum. Genelde çıkma olarak. Çünkü 1.9 GTI çok fazla kalmadı. Kötü durumda olanlar da parçalandı. Onların parçaları
arabalar hala piyasada dönüyor. Bir şekilde bulunuyor yani. Şimdi söyle söyleyeyim. Peugeot markası sadece bilindik bir marka. O yüzden parçalar sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyor. Çok fazla yani. Yok aslında. Aynen öyle yani. Aynen. Problem olmuyor. Bu arabanın asıl mevzusu ne biliyor musun? Kasası olarak çok güzel. Jantları da bu arabayı tamamlayan bir aynen parça. Aynen öyle. Jantları evet çok değerli. 16 inç. Çok az kaldı artık. Arayan da bazen hani tabiri caizse parayla da bulamıyor. Ama özel bir jant biliyor musun? Bu arabaya farklı bir jant taksaydın zaten bu görüntüyü vermez. Kesinlikle. Bu arabayı tamamlıyor. Aynen. Nokta atışı derler ya. Aynı o şekilde olmuş. Bir de flanş var değil mi? Ön arka. Flanş var evet. Bu Dimma Body Kit'te çamurluklar çok fazla dışarıda durduğu için arabanın mevcut kampanası çok içeride kalıyor. Kaç santim var bilmiyorum ama tahminen en az 3 veya 4 santimdir. O şekilde ancak lastiği dışarıya alabiliyorsun. Çünkü Dimma Body Kit olduğu için lastikleri de dışarı alman lazım. Yoksa içeride olduğu zaman tabii çok komik durur. Kötü bir görüntü aynen olacak. Öyle. Peki dışında herhangi bir işlem yapmayacaksın değil mi? Dışı bu şekilde kalacak. Şu an dediğim gibi hani yapanın eline sağlık. Zevkim olarak benim de aynı zevkteyim. Üstüne hiç hani bir şey eklemek çıkartmayı düşünmüyorum. Aynı bu şekilde saklamak, korumak. İşimiz de bu tabii. Aynen. Nasıl bir talipsiz çıkarsa da tabii, satmak. Tabii kısmet her şey kısmet. Birinin kısmeti varsa ona nasip olacak. Aynen öyle. Aynalar Uno'ya çok benziyor biliyor musun? Evet evet. Orijinal ona çok ayna ama Uno'ya çok yansıtıyor aynası. Evet birbirlerine çok benziyorlar. Arkası da çok güzel bu araba. Arkayı da tamamlayan sadece spoiler olmuş. Ne abartı ne ufak. Tam tadımlık tam olmuş. Tam tadımlı yani. Aynen öyle. Benim kendi kişisel yorumum bu arabanın arkasıyla alakalı. Ufacık bir kasa. Dimma'da çok fazla gergin duruyor. Aynen. Stopların o minik şirinliği, işte kare plakası vesaire ayrı bir dekor yani bence. Sadece söyle baktım mı? Egzozda kafası da çok güzel olmuş. Şimdi evet. Ufak bir egzoz koysaydım belki bu görüntüyü vermeyecekti. Bu araba bunu evet istiyor. Yani buradan da yine Yasin'e teşekkür ederim. O taktırmıştı. Çok güzel bir görüntü olmuş. Artı onun üstünde de kare plaka. Evet. Birbirini tam tamamlıyor. Aynen. Farklı bir hava katıyor. Arkadan baktım mı güzel bir görüntü sağlıyor. Zaten tabii ki seven de olacak, sevmeyen mutlaka de olacak. Mutlaka. Zevklere saygımız sonsuz. Aynen. Yorumlara da açığız. Önemli olan burada sadece en önemlisi senin düşüncen. Senin hoşuna gitmesi. Tabii benim kendi zevkime şu an çok uyuyor. Ama. Çok mutluyum yani bu arabayla. Ama söyleyeyim. Bizimle paylaştığın için bu arabayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ediyor. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Nerelerden geldiniz? Allah razı olsun. Şimdi resimlerde görüyorduk ama zamanında görmek çok farklı oluyor. İnşallah herkese de nasip olur. İnşallah. İsteyen herkese daha güzel nasip olsun diyelim. Amin amin. Şimdi bu arabanın bir de konforunu arkadaşlarımıza detaylı olarak anlatalım. Sizinle de gene ufak da olsa muhabbetimizi ederiz. Dışı çok güzel olmuş. Yapan ustalarımızın ellerine sağlık diyorum. Senin de ellerine sağlık. Sen de bebek gibi bakıyorsun. Garajda saklıyorsun. Allah razı olsun. Bugün aynen de çıkardın öyle. Yani. Eyvallah. Şimdi içine gelmek istiyorum. İçi de aynı dışı gibi çok güzel şekilde bakılmış. Şimdi şöyle 205'lerde Kurenik bütün 205'ler bilir. Bu torpido plastikleri ve sat bildiğim kadarıyla da evet sıfırı yok. Yani torpidonun gövdesi çatlamıyor ama bu plastikler çok cansız. Bunda da çok ufak birkaç kusuru var. O kadar normal ama gözlemlediğim kadarıyla herhalde en iyi durumda olanlardan bir tanesi de budur yani. Trim sesi bile yok arabada. O şekilde diyebilirim yani. Evet. Konforda da şöyle. Sonuçta spacer var üzerinde. Aynen, 16 inç jant var. İnce yanak lastikler var. Tabii ki de konforlu hani tabiri caizse böyle pamuk gibi giden bir araba değil. Biraz sert bir süspansiyona sahip ama bu yapıda bir arabanın da bence böyle olması gerekiyor zaten. Tabii yani ki. Bu hissiyatı yaşatması gerekiyor. Ya sadece bu arabayı distantan gören bu adam %90 der ki rallisi ki bu, evet. Bu şekilde bir araba yapmış. Bu şekilde bir araba kullanıyor. Tepkiler zaten çok iyi. Yani arabaya hiç alakası olmayan, hiç merak olmayan birisi bile stickerlarıyla, jantıyla, rengiyle donup kalıyor yani. Bakıyor, inceliyor. O anlamda çok keyifli. Sen bir de etkinliğe gittin. Oradaki tepkiler nasıl bir tepki aldın? Ufak da olsa dinlemek istedim. Orada da güzel tepkiler aldık. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi misafir ettiler. 205 Dimma olarak tek bu araba vardı orada etkinlikte. 106 ağırlıklıydı. Ama sağ olsun birçok arkadaşımızla da yüzle görüşmüş olduk. Aynen. Tanışmış olduk. Onların da beğenilerini aldık. Bu da tabii bizi mutlu etti. Güzel bir ortamdı. Ama söyle söyleyeyim. Görüntü çok önemli biliyor musun? Evet, kesinlikle. Kırmızı değil, farklı bir renk olsaydı bir de dediğim gibi sticker'lar olmasaydı böyle hani kendini ön plana atmazdı. Kesinlikle. Bir de yanlışım varsa sen düzelt. Maşallah güzel gidiyor ama. Maşallah. Söyle söyle motoru da sağlam ama. Evet. Sonunda yaşına göre çok iyi maşallah diyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Kronik olarak sana göre bir hastalığı var mı? Kronik olarak şöyle, motor mekanik anlamda şu anda bir sıkıntısı yok. Duyduğum da bir hani bunlardaki arıza nedir bilmiyorum açıkçası. Mekanik anlamda çok bilgili değilim. Dediğim gibi kronik olarak şu torpido plastikleri çatlıyor onu biliyorum. Yani 4 kapı, tek kapı, GTI fark etmiyor. Hepsinde aynı malzeme kullanılıyor. Onun dışında da bildiğim bir arızası şey yok. Kronik hastalığı yok. Peki. Ama dediğim gibi hani 205'ler benden çok daha bilgili 205'ler. Tamam.
mutlaka cevaplayacaktır. Aynen. Peki Pars olayları nasıl bu arabaların? Bende daha önceden bunun iki tane daha 1.4'ü vardı tek kapılı. Onda mesela işte far, sinyal, stop gibi parçalar, tampon gibi parçalar lazım oldu. Onları bulabildim. Ama harici çok şükür başımıza bir kaza veya mekanik arıza gelmediği için araştırmadım ama bulunabileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta 78 model bir arabam var. Onun da hala aktif parçaları var. Bu hayli hayli bulunur. Bir de bilindik marka yani Peugeot. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bilinmedik bir marka olsaydı belki biraz zorlardı ama bilindik, evet. Her yerde kullanılan bir marka yani Peugeot. Aynen öyle. Piyasada bunun gibi bir tane daha ben görmedim. Bir ilanlarda beyaz var ama o da bunun gibi değil yani. Bu araba tek diye iddia edemem ama kondisyon olarak benim hoşuma gidiyor. Muhakkak daha ileri de vardır. Muhakkak tabii. Genelde sen de biliyorsun. Koleksiyonluk olarak bunları evet. Saklıyorlar. Evet. Satmıyorlar. Şimdi bu araba dışında farklı bir dinma gözümle görmedim. Yani aynen. İyi veya kötü desem yanlış yorumlamış olurum. Ama fotoğraflarda insan çok yanılıyor. Tabii gidip ki. Canlı görmek çok daha farklı her zaman. Bu arabanın şu an canlı olarak hani görüp de beğenmiyorum diyecek kişi sayısı bence çok nadir çıkar yani. Ya da çıkmaz. Bu anlamda iddialı konuşabilirim. Ama mutlaka yani daha güzelleri de olabilir. Ya ona tabii ki bir şey diyemem. Sen de bilirsin bu arabalar koleksiyonluk olduğu için evet. İnsanlar hani paylaşmak istemiyor. Koleksiyonluk olarak olduğu için saklıyorlar. Kesinlikle. Dekor olarak bir yere koyuyorlar, saklıyorlar. Ben öyle yapıyorum mesela. Hani aynen. Bu araba günlük kullanılabilecek bir araba değil benim gözümde. Çünkü aynen. Kaportasına bir zarar gelmesi durumunda insan tabii dünya malı yani. Tabii sonuçta ki. Parayla çözülecek her şey önemli değil de. Yine de insanın içi acır yani. Bence günlük kullanılabilecek bir araba değil. Böyle ara ara hafta sonları falan keyfi çıkartılacak hobi bir araba. Olarak, kesinlikle. Hafta sonları keyif arabası. Aynen katılıyorum. Ama söyle söyleyeyim gerçekten ellerine sağlık. Ekstra olarak bir şey söylemek istediğim bir şey varsa onu da almak isterim. Ben teşekkür ederim. Isterim. Dediğim gibi ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel, çok keyifli oldu. Bir ana hatıra olarak sana da bana da kalacak. Kesinlikle çok güzel şey. Oldu. Çok güzel ben oldu. Allah razı olsun. Güzel, keyifli bir video oldu. İnşallah izlediğiniz zaman sizler de hoşunuza gider arkadaşlar. Tabii ki bu arada desteğinizi de bekliyorum. Bir beğeni, bir yorum atmanız bile kesinlikle. Bizlere büyük çok bir büyük emek var. Aynen, destek olmuş olur. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman ayırıp izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler herkese.